Cennetmakam babamız Amir Temur'un ruhu paplarını şefiye getirip kasamyat kılınız ki ala okup kamil insan bulup yetişkeysiz. Hemişe her kandayı şaraitli hem ona vatanımız cefakeş Türkistan'ya halkımızga milletimizga sadakat bilen hizmet durduysiz. Asrımızın 20. yılları. Buxoroda Xalq Cumhuriyeti təşkil edildi. Yangi hayat, yangi arzu intilişler paydo bo'ldi. Xuddi shu kezlari Turkiston ülkesinde büyük bir manevi hareket başlandı. Mustamlaka zulmü tufayli taraqqiyotdan orqada qolgan Turkiston xalqi zamonaviy ilm-fan sirlarini o'rganishga kirishdi. Maksatda xalqimizning eng salohiyatli farzandlari saralanib Yevropaning ilg'or mamlakatlariga o'qishga yuborildi. Bu tarixiy ishga atoqli davlat va jamoat arboblari Fayzulla Xo'jayev, Munavvar Qori, Fitrat Said Nosir Mirjalilov, Cho'lpon kabi ziyolilar bosh bo'lishgan. Tolmas tadqiqotchi, adabiyotshunos olim Sherali Turdiyev bu borada ko'p yillardan buyon muhim ilmiy izlanishlar olib bormoqda. Yurtimizdan borgan 70'dan ziyod talaba Berlin, Dresden, Bonn, Heidelberg, Darmstadt kabi shaharlarda mashinasozlik, elektrotexnika, kimyo, to'qimachilik sanoati, qishloq xo'jaligi, tibbiyot, tarix, falsafa, pedagogika, genetika, injenerlik sohalarida bilim oldilar. Chunki Turkiston shunday mutaxassislarga nihoyatda muhtoj edi. Bu yigit kızlarının tarihi takdiri, umur yolları, ularının başından keçgen hayat sınavları bahayet ibretlidir. Ulardan biri Sattar Cabbar, Germaniyada keçgen kullarını hatırlar, şunday yazgandı. 22. yılının songa aylarında Germaniyaga kelgach yaxshi kutib olindik. Har qanday nemis bizni oilasiga qo'shib olish uchun eshiklarini ochib qo'ydi. Oddiy muallimdan boshlab doktori, professori til o'rganishimiz uchun qo'ldan kelgan yordamini ayamadi. Germanlar dunyoni sevganlari kabi Turkistonga ham juda qiziqar ekanlar. Ko'zimiz bilan ko'rganimiz uchun bu yerda ochiq aytishimiz kerakki, ular mamlakatimizni, tariximizni, istiqbolimizni bir Turkistonlikdan ortiq biladurlar, taniydurlar. Yurtimiz to'g'risida biz uchun eng muhim bo'lgan kitoblar yozib, boshqa tillardan ham tarjima qilganlar. Yana biz uchun unutilmas bir yaxshilik qildilarki, turkchamizni Yevropa tillari qatoriga qo'shdilar. O'rta maktab imtihonlarida fransuzcha yoki inglizcha o'rnida o'z ona tilimizda sinash beramiz. Turk
O'zbekistonlik talabalarining izlarini axtarib, Germaniyaning shahar qishloqlarini kezdik. Arxivlarda, universitet va muzeylarda, kutubxonalarda ilmiy izlanishlar olib bordik. Olis Turkistondan nemis diyoriga ma'rifat ziyosiga talpinib borgan vatandoshlarimiz taqdirini bu yerda unutishmagan. Buxoro. Jabar. Jabar. Tashkent, Buxoro. Berlin Universiteti Markaziy Osiyo institutining professori Ingeborg Baldauf xonim bu borada samarali tadqiqotlar olib bormoqda. O'zimizda universitetimizda, ya'ni hozirgi Humboldt universiteti, bundan avval Friedrich Wilhelm universitet degan universitetda bir necha turkistonlik va buxorolik talabalar o'qigan. Hozirgacha biz ulardan 4 tasi borasida hujjatlar topa bildik. Universitetning arxivida Ahmad Naim Hakimboy, Shamsil Banot Ashrat qizi, Abdul Sattor Jabbor borasida hujjatlar turibdi hozir. Qayd kitoblarida hujjatlar bor, o'z qo'llari bilan yozilgan turish joyi, qaysi gimnaziyada o'qiganligi, qaysi yilda, qaysi kun oyida tug'ilganligi o'z qo'llari bilan yozilgan holda hozir ham ko'rinishi mumkin. Yana shunisi qiziqarliki, O'zbekiston yo Turkiston Buxoro tomonidan nafaqat yigitlar yuborilgan, qizlar ham yuborildi. Shamsil Banot xonim universitetimizning meditsina fakultetida o'qigan. O'zi yaxshi talaba ekan. Yigitlarni desak, masalan, Ibrohim Yorqin yo Ibrohim Orifxon o'z nomidan desak, 25-yilda Berlinda o'qishga boshlagan. Hozirgi Humboldt universitetining ziroat fakultetida va o'sha yillarda bu o'zicha bir oliy maktab edi. Oliy ziroat maktabida o'qigan. Bu kishi ham ishchan ekan. 3 yildan keyin diplomasini olgan va o'qishini bitirgan. Majid Ibrohim toshkentlik, turkistonlik dedi. 27-yilda o'qishga boshlagan va 6-chi semestriga borganida Rus elchi xonasi tomonidan unga farmon chiqib qolgan. Sen endi o'qishni bitir va tezroq Turkistonga qaytib bor degan farmon kelgan. Bechara o'zi o'qishini bitirmay Germaniyadan ketmoqchi emas-ku. Shu uchun u universitetning rektoriga bir murojaat nomi yozgan, yuborgan. Iltimos, mening pulim qolmadi, stipendiyamni hozir bermaydilar. De, agar lutf qilib menga bepul o'qishga ruxsat bersangiz, men bu yerda o'qishimni bitkazsam ekan deb iltimos yozgan. Shu iltimos ham qabul bo'lgan. Afsuski, qisqa bir filmda 70 talaba, 70 taqdir haqida hikoya qilishning imkoni yo'q. Sattor Jabbor 1905-yilda Toshkentda tug'ilgan. 1917-1921-yillarda namuna maktabida o'qigan. 1925-yilgacha Berlinda, 1925-27-yillarda Heidelberg universitetida, 1928-31-yillarda Berlin universitetining kimyo institutida tahsil ko'rgan.
1931 yılı O'zbekistonga qaytgan. Kimyo fanlari nomzodi ilmiy darajasiga erishgan. Sattar Jabbar hakikaten sihir manalik afal vatanparvar şunaka şahsıdır. Bundan taşkarı Uzbekistan tarihi ve onun iktisadiyatı boylukları hakkında kub meselelerini okurdu, yazardı, mengem korsetlerdi. Mesela ben o şeyinde Sattar Jabbar'dan biliyordum. Ona bu German Bambri deyken kişi bugün eden. Muharrem Nahr. Muharrem Nahr. O şeyini yazgınlasın derdi. O şu vakti Almanlık'ını boyluları doğrusu da o şey işlemi yakın vakti. Bunu Özbekistan için ahemiyeti doğrusu da Sattar Jabbar'ın makalası çıkan. Ben şimdi o vakti şu studentlerin içinde en küçüğünesiydim. Cisir harekattaydım da yani okuşka cüda hem kırışken şunun için leksiyelerince dikkatimle mi işlerdim. Şimdi bana ahvalım şuna kaydı ki ben o vakitte bir kambakal hali kişke bir kiyimim ben bu meganıdan birinci kegen vaktimde taşmige 31. yılda yalan var diyelim. Sattar Jabbar'ın bir de Turksin degen magazin bulardı. O şekka barışı menge kastıma birişken. Bunlar bir kança ziyalılar, alimler, pedagoglar. Şu taşmi dairesinde, kafedrası atrafında, Sattar Jabbar atrafında toplanırdı. Çünkü o bir anılgan lider bu bana. Bu umumi patokka Özbek dilde leksi olur. Bu yönde elbette Ruslarda marazılık durdurgan. Teşti yüzümelerde, idarelerde yetip borgan. Ha milletçi bu degen gepler o şahatlardan hem borgan. Kişi birden yol bu kalırdı. İşlep durgan kişi, keçe işlep durgan idi. Bugün yok. Sattar Jabbar 20'den ziyat ilmi iş yaratgan. Kimyo atamalarının nemizce, rusça, özbekçe lug'atini tuzgan. Tabiat dialektikası asarını nemiz tilidan özbek tiliga tercüme qildi. 1938 yılı 9 oktyabrda otishga hukm qilingan. Ayamla etkenleri bo'yicha 3 kişi kelishgan. Galiatulin degan sledetel yana 2 kişi sura boshlaganda adamlar aytdilar ki men rus tilida unchalik yaxshi bilmayman, men nemis tilida javob berishim mumkin. O'shaning uchun tarjimonni ham olib kelishgan. Tarjimonni olib kelishib, sura nima qilib qilishganda keyin vyasnim deb xaridaqa olib ketmoqchi bo'lishganda o'shanda mendan xayrlashmoqchi adam ayamlarga aytdilarki meni aybim yo'q, yaqinda qaytib kelaman. Endi bizdan xayrlashgan, bu detal xayrlashmoqchi bo'lganda, endi mana esimda yo'q. Ko'taraman degani men qochib yurar ekanman. Endi bu kichkina edi. Qochib yurar ekanda, keyin tutib olib baribir o'qib nima qilganda, o'shanda men yig'lab yubordim. Sezdimmi, bilmayman nimadan, yig'lab yubordim. Shu ayamlar aytdilarki, bizda doim o'sha ketayotganlarida orqasiga qarab xayrlashib ketardilar. Bu yerda ham shunaqa qilib ketdilar. Kuzatib chiqardilar doim. Vot shundan yo'q bo'lib ketdilar. Keyin birinchidan ayamni ham qamashgan. O'shanda ayamlar aytdilarki, buvamizga agar bolalarimizni olib ketsa, Orxonni olib ketsa bitta papiros olib kelasiz. Shunchalik hammalar qo'rqishardi. Ikkovini olib ketsa ikkitasini olib kelasiz. Ikkita papirosni. Shundan men bilamanki, ularni ham olib ketishgan deb. Bilmayman nima bo'ldi-yu, lekin oxirida qo'yib yuborishgan ayamni orqasidan tog'amni olib ketishgan. Undan keyin xolamni ham ayamni sinnilari bor, Matli opamlar, ularni ham olib ketishgan. Bu yoqda qanaqa nimalar qiyinchiliklar bo'lgan, endi bularni hammaga tegishli narsa, hammada ham bir xil bo'lgan. Birinchidan
uylarımızdan çıkarvarışken oyumla endi student instan haydalgan 45-ci ilde kompartiya kirgan bo'lsalar ham azob ustaylar ham baribir komunist limitim degan nimasi bordi shu to'g'risida hech qanday gapirilmayapti komunist limitim degani bu halidaqa shtrafnik degan ma'nosida eng og'ir ishlarga esimda bor biz shu fabrikani xonalarida turganimizda kechalari Muhammedova deb eshiklarni halidaqa derazalarni halidaqa urib nima qilishardi chaqirib yuborishardi kechlari bo'lsa chiqib ketishardi bizani uyimizda doimo mana shu odamni rasmi turardi o'shanda partiyaning sobraniyami qanaqa nimalar bo'lsa aytishardiki ba'zilarini har xil odamlar bo'ladi endi balki buyruq berishganmi Она не только жена врага народа, у нее и портрет врага народа висит на стене. Дегенлерде, энде аямля джа шухуде, анча март айолиде, чекуп айтардиле, да, он враг народа, но он отец моих сыновей, деп. Энде он кинман эштодим. Он отец моих сыновей, мои сыновья должны знать его, деп, намакладиле. Энде адамлар ням КГБ-де суродим, урдиларин ми йом, билмиман деген. Кин ким нам отырганларны кин билдим. Зия Саид деген режиссер бар иде. Оша адам айтып бердиләр ки, "Жаттар нимасы ханада без отырардык. Битта томонда эшиги иде. Без учаламыз камера инде. Камерада отырар, учаламыз. Халдыгы сыгмаганыбыз үчүн учта деварда шундай нима кылып отырардык да суянып. Аяқларыбызны бири-бирибиз үстүге коярдык. Аяқ коя деген жой жок иде. Кин алмаштырып отырардык. Şu kamerada oturganlarda ham hali formulalarni qalamdan yozganda şu qalam uchirib ketganda shu qonimni ham halida qanday qilib yozganlaridi. Keyin haligi rishotkalarga qarab Shillerni, boshqalarni halidaqa she'rlarni nemischa etardilar. Talabalar orasida bir necha qiz ham bo'lgan. Ulardan biri Xayriniso Majidxonovadir. U 1905-yili Toshkentda ma'rifatparvar oilada tug'ilgan. 1922-yili Germaniyaga o'qishga ketgan. 1924-28-yillarda Darmstadtdagi o'qituvchilar seminariyasida, keyin Berlindagi tibbiyot kurslarida o'qigan. 1928-yili O'zbekistonga qaytgan. 1937-yil 15-sentyabr kuni qamoqqa olingan. Meni babam juda o'qimishli odam bo'lganlar. Xorijlar men har doim aloqa qilib turganlar. Keyin men shu Fazla Xo'jayev tashabbusi bilan bitta O'zbekistondan yoshlarni Germaniyaga o'qishga yuborishga tavsiya etgan. Shuning orasida 32 odam bir guruh bo'lgan bo'lsa, shu 32 orasida 2 qizlar bo'lgan. O'sha bittasi meni Haydinsa opam bo'lgan. U vaqtda yosh 17 yoshar. Keyin buvam kelib aytganlarki, buvimga men shuni yuboraman deganda, buvim dod deganlar, yo'q qiz bolani qanaqa men yuboraman 5-6 yilga. Desa yo'q Sen bemalol bugün etki borganda oilada turishadi. Men o'zim xabarib turaman, pul yuborib turaman, o'qib kelsin, odam bo'lsin degandan keyin borib aytishgan Fazla Xo'jayev ham ja xursand bo'lib, voy, Majidxona, siz juda tushunarli odam ekansiz. Bo'lmasa ko'p joyga biz tavsiya qildik, hech kim aytmadi, yo'q dedi. Germaniyadan qaytib kelgandan keyin, Berlindan qaytib kelgandan keyin, opa, men sizni uyingizda turaman. Bu yerda 4-ta 5-ta uyingiz bor, menga alohida kabinet. Nega deganda, men bu yerda odamlarni davolayman. Ertadan davolashni o'rganib keldim. Bu yerga menga qulay. Lekin meni o'sha Germaniyaga borgan, bu yerda kelib turishadi. Vaqt-vaqt deb bizga yig'ilishamiz deb bizni uyda turdilar. 15-sentabr ertalab azonda Xolam yo'qda nimada ligi sanatoriyada glavrachim ko'pincha qolardilar.
işi takılladı. Bir vakit işi takılladı. Bize hayran bulduk kim buldu. Asıl rengi okurken birinci halen durdu. Ortasında iki de bir forma adam durdu. Bize cüda korkup gittik. Ne gitti? Korkmayla, korkmayla dedi halen. Girişti. Girip bize bütün oyunu tutuldu. Kanakadır kop kağızlarını alıştı. Kop jurnallarını yığıştırıştı. Yendi bize memnakı titrap kaltırap, titrap kaltırap durup bize. Ulan vahmasge, vahım, vahım. Yakı utma, yakı utma, anta oturma, bitti oturma. Manyem yordam yakı haydaşı var dedi. Kolam imla turin, su aralaşmayın, manta turin, kursatın. Katta kağızız var, katta jurnaliz var. Kana fakat kağız, ulu başka hiç nasıl kıdırıyan jurnal, kağız, yazu, çizu. Hamasını aldı, şu vakitte kıyı çubup, yığıp gitti. Katta sandığız vardı. Dedi, yağaç katta sandığı, hani katta sandığını açıp, bütün jurnallar, bütün resimler, bütün kitaplar, Abdülkadir'in kitabı var mı, Çölpan'ın kitabı var mı, hani gitti o numaralarının kitabı var mı? Gördü işte. Hamasını alıp havluya alıp çıkıp taşıyordu dedi. Lakin hatla kop, cüda hat kop. Uşa hatla, hamasının kopunu bilmiydi öyle, niye misliğinde kopu yazılgen? Niye misliğinde yazılgen, hamasını bir kaç atıp koyuştu. Başkalarının hamasını okup, yığıp, haldek kılıp, demek ki ben buğumge yetiştik gibi de kerasını alıp geleyim dedi. Kerasını alıp geleyim dedi. Vay, ne buğum geçirir, sadde yine, niye ben kerasını alıp gelemem? Buğum etti, alıp gel, etken dikeyim, dediler. Alışma bulamam dediler. Becara bağırıp, neyin kerasını alıp geldi. Kerasını alıp gelip, uşa kerasını yoktu hamasın. Alenge bulup gitti. Bütün ayağı bitti Özbeyli'den bize durardı, de atrağız hamas oruz merovatta. Hamas yugurup çıkıp, gelişip, işte tako, işte sluçiyoz. Dip hamas hayran. Что, hayrinsa, что с тобой, что случилось? Мы к тебе хотели на лечение. Дип хамас мурожат кылышты. Какое лечение? Дип, у меня кончилось лечение, дип гапырдали. Дип, найкин, хамасын йоқ, янып тамам бүгін чакарап тұрышты. Йоқ, йоқ, дип хамас тұтына осыманге чыққан индет. Bitta adiyal alin. Siz bize memleket asludun ne giyin, buğum geçer yığılap dat dediler. Şunu arası bu emitet ki, seni yığılagenin paydası yok. Mene aybım, men aybım. Men kızımı girmeniye, okuşki yuvarganı men aybım. Beş yıl okudumunu adam kıyadım men aybım. Men hiç hakkı aybım yok. Kup nümakıma. Bold git ab kitadı dediler. O hatın terimini hayrınsa kalan. Buğumge karıydı, buğumge karıydı, menge karıydı. Halide okuşlarını makiyen, anulen okup durgen. Men kebbalar men barkim. Aldep, şuna kıp, şuna ab çıkıp geçişti. Kamal gendikin, 37. yıl, ahırı 38. başı hiç kanaka havar bize hiç nasıl kemedi. Yok deyin bu anda ettiler ki bunların hamasını Sibir'e yönetken, Sibir'de bulan. Bunun faydası yok. Kemiği diyem etten, varsa kelmez, cöğe yuvargen bulanı dediler. Şunu arası da bize uyakka bir yakka indi yazamıyoruz hiç kalka. Hiç kalka hareket kılamıyoruz. Yazsa başka kısa yine bize ayıptar bize. Şunu arası da 1941 yılında uruş başlandı. Uruş başlangen deyin bu anda ettiler ki tamam. Niyemiz başladı, niyemiz uruş kıvattı bulan, hamasın atı vardı dedi. Bize öyledik ki, 41. yılda bulan atı vardı dedi. Bu nema bulması, bizden kegin ben bir çakırdı, esin bir, bana 5-6 yılın çakırdı, neçmeti ben bir zota kılıp, bize eşitse 41 demezeken, 38. yıl, 9. oktabrda, uşa Abdullah Kadir ile ben Toshkentte bu kişinin atı. Qop noyob kasb hunarlarini egallab kelgan boshqa yigit-qizlarning ham taqdiri ana shunday fojiali bo'ldi. Zero kommunistik tuzum uchun yetuk ziyoli shaxslar emas, balki manqurt qullar kerak edi. 20-yillarning o'rtalarida
O'zbekistonga qaytgan turkistonlik talabalarning aksariyat qismi Qatag'onga mahkum etildi. Bundan xabar topgach, Germaniyada o'qishini davom ettirayotgan talabalar ikki o't orasida qoldilar. Vatanda ularni ham xuddi shunday qismat kutib turgani muqarrar edi. Shuning uchun ular yot ellarda musofir bo'lib qolib ketishga majbur bo'ldi.